gezersin havada. Arabam kırıldı, kaldım burada. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar hey. Ah gülüm gülüm yar gülüm. Bırakıp gittiniz beni. Şu koca dünyada bir başıma. Bırakıp gittiniz. Allı turnam bizim ele varırsan. Allı turnam bizim ele varırsan. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar ey. Bir kar yağar ince ince, bir kar yağar ince ince. Komandonun halince, komandonun halince. Bir operasyon var bu gece, bir operasyon var bu gece. Vur vur dağcı komando, vur vur dağcı komando. Boynu bükük, gittiniz benzi soluk. Bıraktınız beni. Söyle. Gülüm gülüm kırıldı kolum, tutmuyor elim turnalar ey. Ah gülüm gülüm yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm. Hadi git, hadi git, ben seni korurum. Hadi durma, hadi git. Olmaz derdim. Seni bırakıp gidemem. Seni bırakamam derdim. Hadi oğlum. Nişanlısın sen. Hadi git kurtul. Kendini kurtar. Olmaz derdim. Olmaz. Hadi oğlum. Bari birimiz kurtulsun. Kurtuldum işte. Ama neye yarar ha? Söyle bana neye yarar? Yarım adam ol. Kim bakar bana böyle? Keşke ben de seninle birlikte şehit olabilseydim. Keşke ben de şehit olabilseydim. Böyle kurtulmak neye yarar ha? Ki sanki. Niye gittiniz ki? Niye? Söyleyin oğlum, tek bir çizme. Ulan Ömüş, elimi kırdın lan. Bir alta düşersen soracağım ben sana. Konuşma oğlum. Sen söyle, tek bir çizme. Önce eşek olmaktan kurtul. Dikkat! Kimmiş bakalım o eşek? Niye yoksunuz ki sanki? Hani sevmiştik birbirimizi. Hani ne olursa olsun ayrılmayacaktık. Bırakıp gittin beni. Bir sen kaldın. Bir sen. Sen de bıraktın ha. Kolum yok diye bıraktın beni. Bu kadar kolay mıydı ha? Bu kadar mı sevdin beni? Askerden döner dönmez evleniriz. Beni bekleyeceksin değil mi? O nasıl söz? Tabii ki bekleyeceğim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Sonsuza dek beklerim.
Yazıklar olsun sana. Demek sevgin bu kadardı ha? Demek sen benim sadece kolumu sevdin. Yazıklar olsun. İşte böyleyim, anladın mı? Tek kolluyum işte. Git şimdi, defol git. İstediğin yere git. Ben sen rahat ol diye, rahat uy diye bu kolumu verdim. Defol git şimdi. Darmadağın olduk. Niye bıraktın beni? Niye gittin? Bu kadar basit miydi bırakmak? Böyle mi sevdin beni? Çok zor durumda kaldık Hüsteğmen'im. Çok zor durumda bıraktın bizi. Bu adamı kaçırdığımız hiç iyi olmadı. Bana bak Hüsteğmen'im. Sicilin çok iyi. Çok parlak bir subaysın. Böyle de devam ettir. Git bana o ahir denen şerefsizin kellesini getir. Yoksa... bizi bu bölgede çok sıkıntıya sokacak bu hain. Komutanım, çok şehit verdik. Ama vatan sağ olsun. O haini ölü ya da diri ele geçireceğiz. Allah'ım sen bana sabır ver. Kolum yok diye bıraktı beni. Ben eksik bir adamla evlenemem. Daha yaşım genç diye yazmış mektupta. Tertip biz oraya niye gittik he? Niye kanımızı akıttık? Niye kolumuzu, bacağımızı, gözümüzü bıraktık geride? Niye canımızı verdik Tertip? Söylesene Erkan. Biz vatan dedik. Bayrak dedik. Namus dedik. Ondan gittik. Ama baksana. Geride kalanların hiç umurunda bile değiliz. Bizi yok sayıyorlar. O rahat uyusun. Namusuna helal gelmesin diye ben kolumu verdim. O ne yaptı? Beni bırakıp gitti. Utanmadan eksik bir adamla evlenemem. Bana ne derler diye yazmış mektubunda. Ulan ben seni çok sevmiştim be. Her şeyimle çok sevmiştim be. Sen bir kolum yok diye bıraktın beni. Oysa ben seni sırtımda bile taşımaya razıydım. Eksik adam. Eksik adam. Eksiğim, eksik, eksik, eksik. Yapma böyle Tarık.
Biz burada vatanımız için varız. Bırak onu. Demek ki sana layık değilmiş. Ben onu çok sevdim Tertip. Canımı verecek kadar çok sevdim. Gitme git. Defol git. Ben eksik adamım zaten. Bir kolum yok. Eksiğim eksik. Bu vatan için verdim kolumu ben. Senin için verdim kolumu. Defol git şimdi. Ne anlarsın sen be? Ne anlarsın? Sen git kolu olan birisiyle evlen. Defol git. Tarık dur yapma. Geçecek her şey. Düzelecek. Bak yaşıyorsun. Birlikteyiz. Yapma böyle ne olur. Hem nişanlın geri dönecektir. Dönmesin lan. Defolsun gitsin. Defolsun gitsin. Alo buyurun. Sen miydin bey? Ben de Erkan arıyor sandım. Yok bey aramadı. Sen bir arayıp soruştursan. Bak bugün 20 gün oldu. Tamam bey tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Yirmi gün sonra mutlaka ararım demişti. Fırsat mı bulamadı ki acaba? Allah Allah. Çok güzel hayallerimiz vardı Tertip. Evlenince şehre taşınacaktık. Çocuklarımız bizim gibi cahil kalmasın diye onları okutacaktık. Ben bir işe girecektim. Helalinden kazanıp helalinden evime ekmek getirecektim. Olmadı. Her şey bitti. Her şey yeni başlıyor Tarık. Yine çalışır, ekmeğini yine helalinden kazanırsın. O da dönecek. Bak göreceksin, anlayacak yaptığı hatayı. Geri dönecek. Geri dönecek. Dönmez. Hem dönmesin zaten. Artık istemem. O benim sağlam halimi sevmiş. Dönmesin Erkan. Dönmesin. Bak. Daha gencim. Eksik biriyle evlenemem diye yazmış. Tarık. Öncelikle geçmiş olsun. Olanları duyunca çok üzüldüm. Kaç gündür bu mektubu yazmak için düşünüyorum. Tarık hakkını helal et. Biliyorum bana çok kızacaksın ama anlamaya çalış. Ben daha çok gencim. Böyle eksik biriyle evlenemem biliyorum. Çok üzüleceksin ama ne yapalım nasip değilmiş. Hem sen de belki başka biriyle daha mutlu olursun. Babam da istemiyor zaten. Eksik adama kızı vermem ben diyor. İnşallah en kısa zamanda iyileşirsin. Hakkını helal et. Görüşürüz. Hakkımı helal etmemi istiyor. Biliyor musun Tertip? Bunları yaşayacağıma keşke ben de geri dönemeseydim. Keşke ben de İbrahim gibi, kahraman gibi, Burak gibi şehit olsaydım. En azından bu hainliği görmezdim. Eskiden ne güzeldi be Tertip. Hep birlikteydik. Sen, ben, İbrahim, Burak, kahraman. Bana bakın. Bu gruptan şehit olan olursa, kalanlar her yıl onun mezarını ziyaret edecek, anlaştık mı? Hay Allah'ım ya, şuna bak, ağzından bal akıyor. Anlaştık Tertibim. Desenize hiç duasız kalmayacağız ha. Buna da şükür Tertip. Biz burada vatan için varız. Bayrak için varız. Biz işimizi yaptık. Yapacağız da. İster anlasınlar, ister böyle terk edip gitsinler. Biz bu vatana sevdalandık bir kere. Ne yapalım? Onsuz olmuyor işte. Haklısın. Hakikaten bu vatana sevdalandım.
Tertip söz ver bana. O Agir denen itin leşini yere sereceğine söz ver. İbrahim'in, kahramanın kanını alacağına söz ver. Benim kolumun hesabını soracağına söz ver. Her şey onun yüzünden oldu. Hayallerimizi yıktı o. Agir. Neredesin be Agir şerefsizi? Neredesin ha? Nereye girdin? Nerelerdesin? Aslanım yok mu bir şey? Kuş olup uçmadı ya bu şerefsizler. Yok komutanım. Daha önce konuştukları frekansların hepsine baktım. Birinde yoklar. Bana bak asker. Bulacaksın onları. Hangi delikteler, ne yapıyorlar bilmem lazım. Ne yap ne et, bul onları. Emredersiniz komutanım. Oh be. Ula bundan böyle benim grubumdasınız. Bundan böyle TC'ye birlikte eylem koyacağız. Onlara bu bölgede nefes aldırmayacağız. Her yerde bizi karşılarında bulacaklar. İlk önce bütün grubu imha eden o komutanla o askerlerinden işe başlayacağız. O komutan ölmeden burada bize rahat yüzü yok. Adamlarımı o komutan imha etmiştir. Şimdi sıra bizde. İlk önce onları daha çekmenin bir yolunu bulmak gerek. Başkan, ben biliyorum nasıl olacak. Ne biliyorsun lan sen? Başkan, benim amcaoğlum o karakolda telsizcidir. Adı Baran'dır. Biz ara sıra konuşuruz onunla. Bizden midir lan? He ya, bizdendir. Aferin lan. Bitmiştir la bu iş. Ula komutan, bu sefer işin bu kadar kolay olmayacaktır. Önce askeri araziye çekmek lazım. Gerisi kolay. Bana bak. Ula bundan sonra takım komutanı sensin. Asker araziye çıkar çıkmaz. 5 adamla onlara taciz ateşinde bulunacaksın. Biz asıl grupla kapaklı kayada olacağız. Asker karşısındaki 5 adamdan kurtulur kurtulmaz senin amcaoğlu askere bizim kesik taşta olduğumuzu bildirecek. Asker rahat rahat gelirken kucağımıza düşecekler. Anlamış mısın la? Anlamışım başkan. Ula komutan. Bu sefer ya sen öleceksin ya da ben. Artık bu iş bitecektir. Hadi la. Şu amcaoğlun ne yapacak bakalım. Merak etme başkan. Baran bu işi halleder. Gölge Güneş. Gölge Güneş. Gölge Güneş. Gölge Güneş cevap ver. Nereden çıktı bu be? Gölge dinleme de devam et. Vay amcaoğlu nasılsın? Ne var ne yok hele? İyiyim Bekir. Sen ne halt yiyorsun? İyi misin? İyiyim amcaoğlu iyiyim iyi. Artık bu bölgedeyim. Bırakın la hasret gidermeyi. Amcaoğlu bak hele. Sana işimiz düşmüştür. Bize yardım edeceksin. Bu bölgedeki askeri darbeleyeceğiz. Bana bak. Benim adım Agir'dir. Duymuş musun la beni? Duymuşum başkan. İyi o zaman. Kulaklarını aç iyi dinle. Bu bölgede askere pusu atacağız. Sen de bize bilgi vereceksin. Asker nereye operasyon yapar? Kaç kişiler tek tek söyleyeceksin. Askerleri bizim istediğimiz yere yönlendireceksin. Tamam mı amcaoğlu anlamış mı sen? Anladım amcaoğlu anladım. Tamam la şimdi git komutanına haber ver. Bizim bakır kayalarda olduğumuzu söyle. Tamam mı lan? Anlaşıldı başkan. Tamam la. Artık komutan elimde. Kimse onu elimden kurtaramaz. Kalk la hemen gruba hazırla. Yapacak işlerimiz vardır. Tamam başkan. Bakır kayalıklar. Bakır kayalıklar. Telsiz kestirmelerinden bakır kayalıklarında olduğunu öğrendik. Tamam bu güzel. Neredesin Agir? Neredesin? Gel.
Buldum komutanım, yerlerini buldum. Nerdelermiş? Bakır kaylıklarında komutanım. Emin misin aslanım? Kesin mi? 3 farklı telsiz kestirmesi kullanıldı komutanım. Kesin. İşte şimdi elimdesin Akir şerefsizi. Bakır kayalıklara. Aferin aslanım. Böyle devam et. Bizi habersiz koyma. Bu şerefsizleri sakın kaybetme. Hadi git şimdi. Emredersiniz komutanım. Cengiz. Emredin komutanım. Timi hazırla, hemen çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Demek buradasın ha şerefsiz. Fazla durdurmazlar beni burada. Yakında giderim herhalde. Köyüme dönerim artık. Annemin yanına giderim. Başka kimim kaldı ki zaten? Artık ne yapabilirsem onu yaparım. Bırakma kendini. Bak hayat devam ediyor. Yapacak çok şeyin var daha. Yaşıyorsun Tertip, anla bunu. Bir kolun olmasa da çok şey yapabilirsin. Hem biliyor musun? Protez var artık. Tedavin devam edecek. Protez kol takacaklar. Bir yerde duydum. Gerçeğinden hiç farkı yokmuş. Her şeyini yapabiliyor musun? Ekmeğimi bölebilecek miyim Tertip? Gömleğimi düğmeleyebilecek miyim? Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecek miyim ha? Neyse. Boş ver bunları sen. Tezkereyi alınca yanıma geleceksin, tamam mı? Bak söz verdin ha. Tamam. Geleceğim. Biliyor musun? Dediklerinin hiçbiri olmadı. Ekmeğimi bölemiyorum hala. Suyumu da içemiyorum. Daha kötüsü kimse anlamıyor beni. Sahi Tertip. Biz boşuna mı mücadele verdik o dağlarda? Neyse boş ver. Onlar anlayamaz bizi. Anlamalarını da beklemiyorum zaten. Biz, dinimiz, vatanımız, bayrağımız için mücadele etmedik mi? Demek yine buradaydın. Ben de her yerde seni arıyordum ha. Hadi gidiyoruz. O Agir itinin yerini tespit etmişler. Operasyon var. Tim toplanıyor. Hadi acele et. Yeri tespit edilmiş demek. Tertip, şerefsizin yeri tespit edilmiş. Bakır kayalıklara. Bu sefer elinden kurtulamayacaksın şerefsiz. Yaşattığın bütün acıların hesabını sana soracağım. Ula bana bak, senin şu amcaoğlun güvenilirdir değil mi? Merak etme başkanım, güvenilirdir. Gölge, Güneş. Cevap ver Gölge. Devam et başkan. Ulan olmuştur. Komutana söyledin mi? Sorun yok. Söyledim başkan. Tim hazırlanıyor. Helikopterle araziye indirilecekler. Tamam lan. Hadi ula acele edin. Görelim bakalım komutan. Bu sefer mermilerimden kurtulabilecek misin? Hakkını helal et Tertip. Merak etme oğlum. O şerefsizi gebertip geri döneceğim. Bu kadar basit. Tertip. Kardeşlerimizin kanı o şerefsizin ellerinde. O haini gebertmeden gelme. Hakkını helal et. Sakın kendini üzme. Sen vatan için kolunu verdin.
Bunu herkese göğsünü gere gere anlat. Bırak, sana eksik diyenler utansın. Git lan. Hadi git. Canımı sıkma. Tek kolla dövmeyeyim seni şimdi. Bak, bir sen kaldın ona göre. Nerede kaldı bu be? Komutan gelecek birazdan. Komutan gelmedi değil mi? Yok, gelmedi daha. Ne gülüyorsun be? Oğlum paçalarına baksana. Dikkat! Aslanlarım. Ne zamandır beklediğimiz haber geldi. Agir denen şerefsizin yeri tespit edildi. Çok konuşmaya gerek yok. Gideceğiz ve Oetin leşini getireceğiz. Arkadaşlarımızın kanının hesabını soracağız onlardan. Bu kadar basit. Şimdi hazırsanız çıkıyoruz. Araziye helikopterle atılacağız. Sonra da o şerefsizlerin tepelerine bineceğiz. Sağa dön. Çapraz tutuş. İstikamet helikopter meydanı. İleri marş. Yolun açık olsun tertip. Allah'a emanet ol. Bir sen kaldın tertip. Bir sen. Ne olur geri dön. Gözünü seveyim beni yalnız bırakma burada. Her gece rüyalarımda tekrar tekrar yaşıyorum orada olanları. Galiba artık normal olamayacağım. Sanki size ihanet etmişim gibi geliyor bana. Siz şehit oldunuz. Ben geri döndüm. Bana bak la. Sakın acıma askere. Öldürebildiğin kadar asker öldür. Buradan çıkamasınlar. Merak etme başkan. Hadi göreyim seni. Yürü. Ne var ne yok ula? Bir şey var mıdır? Görünürde kimse yok başkan. Merak etme la, geleceklerdir. Gözünü dört aç. Tamam başkan. Kalk lan, kalk! Kalk dedim sana! Ulan da var! Böyle mi pusu atacaksın lan? Şimdi asker gelse ne yapacaksın ha? Salak herifler! Hala anlamadınız değil mi? Asker sizi gebertmeye geliyor! Sizi cehennemin dibine gönderecekler! Sizin haberiniz bile yok!
Ula buradan kurtulmak istiyorsanız askeri burada perişan edeceksiniz. Yoksa sakın yanıma gelmeyin. Sizi kendi ellerimle gebertirim. Hadi şimdi göreyim de uyu lan. Hadi uyu. Hadi gidik la. Asker buradan geçmeyecek, tamam mı? Şimdi adam gibi gözetleme yapın. Tamam. Haydi. Biz sen kal. Ona göre. Merak etme Tertip. Geri döneceğim. Az kalmıştır la. Birazdan orada oluruz. Yakında kıyamet kopacak. Senin bu amcaoğlun var ya, çok işimize yarayacak. Evet. Dur bakalım ne yapıyor? Gölge Güneş, cevap ver Gölge. Devam et Gölge. Ula bana bak, asker ne alemdedir? Hala görünmemişlerdir. Başkana gir. Şu anda Bezir tepedeler. Yaklaşıyorlar. Tamam la, aferin. Yavuz bir konak. Cevap ver Yavuz bir. Devam et konak. Gelen haberlere göre aradığınız adam bu grubun içinde. Anlaşıldı konak, tamam. Bugün ya sen ya da ben Agir. Merhaba komutan, ben Agir. Hain. Ne kızıysan komutan. Şey diyecektim sana. Dağlara çıkmıyor musun? Bak buralar çok güzeldir ha. Seni bekliyor bu komutan. Bekle hain, yakında görüşürüz. Mermim gırtlağını parçalayınca da böyle gülebilecek misin? Ocağını almadan rahat etmeyeceğim. Biliyorum komutan, çok istersin bunu. Hadi la gidiyik hadi. Adi herif. İyi. Yerlerinin tespit edildiğinden haberi yok. Yavuz bir. Adamlar aynı yerlerindeler. Bilginize. Anlaşıldı konak, tamam. Yazık olacak. Yavuz 5, aslanım acele et. Daha çok yolumuz var. Anlaşıldı Yavuz 1, tamam. Hadi oğlum, durma, zamanı değil. Cemil nasıl? Yaralanmışsın. Önemli değil, bir şey yok. Yavuz bir, ilerleyemiyoruz. Tam önümüzdeler, kayaların arasındalar.
Bulunduğunuz yerden kımıldamayın aslanım. Geliyorum. Ulabertav. O askerleri öldürmeden gelme lan. Sakın ölme komutan. Daha işimiz vardır seninle. La TC askeri şansınız yoktur. Buradan çıkamayacaksınız. Teslim olun. Hadi Tertip. Hadi gayret et. Ölme lan burada. Ölme. Dayan Tertip. Ne olur dayan. Bu kadar yeter lan. Dayan. Erkan. Erkan dur gitme. Erkan. Geber asker. Durumu nasıl? Kötü komutanım. Erkan nerede? Gitti komutanım. Yavuz 5, olduğun yerde kal. Az daha gidiyordum ha. Ne yapıyor bu çocuk, ne yapıyor? Ben size gösteririm şerefsizler. Ula Bertav! Durma, işlerine sız. Hepsini gebert lan. Çok kalabalıklar başkan, yaklaşıyorlar. Sen burada kal, ben işlerine sızıyorum. Dur, dur. Ne oldu la? Asker bizi öldürecek. Durmayak burada. Haklısın la, durmayak. Kaçak. Tertip, iyi misin? İyiyim. Asıl Cemil nasıl? Şehit oldu. Bu kaçıncı ya? Kaçıncı? Eşhedü en la ilahe illallah. Karabaş! Eşhedü. Ölme de! Ölme, ölme ne olur! Abdülhamus. Agir şerefsizi yok. Büyük ihtimalle kaçtı. Hemen peşlerine düşeceğiz. Yavuz 1 konak. Cevap ver Yavuz 1. Devam et konak. Yavuz 1. Agir ve bazı adamları Kesiktaş'a doğru kaçıyorlar. Bilgilerinize. Anlaşıldı konak. Gidin bakalım, gidin. Gidin bakalım. Agir başkan. Ben Gürge. Konuş la. Asker Kesiktaş'a gelecek. Anlaşıldı la, tamam. Tamam la. Asker yemi yutmuştur. Onlar Kesiktaş'a gideceğimizi sanıyorlar. Bizim burada olacağımızı düşünmezler. Hadi la, durmayın, mevzu alın. Yürüyün hadi. Hadi sen de. Aslanlarım, Agir kaçmış. Adamlarıyla Kesiktaş'a gidiyormuş. Peşlerinden gideceğiz. Yavuz 1 konak. Yavuz 1 dinlemede, tamam. Yavuz 1. Üsteğmenim. O adamı istiyorum. Ne yap? Et o adamı yakala. Anlaşıldı konak. Gereken yapılacaktır. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Yoruldum Tertip. Çok yoruldum. Bu kaçıncı şehit? Bu kaçıncı can? Dayanamıyorum artık. Kaç arkadaşım kollarımda son nefesini verdi. Ne yapalım Tertip? Bizim görevimiz de bu. Kanla, canla korunacaksa bu vatan, biz de bunu yaparız. Gitti bey. Gitti. Oğlum, Erkan'ım gitti. İçim yanıyor. Şuramda bir yangın var.
Alev alev kavuruyor içimi. Erkan'ım gitti. Yavrum. Kınalı kuzum gitti. Yapma böyle hanım. Bak sorduk soruşturduk. Görevde dediler. Erkan iyi. Boşuna kendini üzme. Hadi. Hadi toparla kendini. Şimdiye gelmeleri gerekirdi. Nerede kaldılar ki? Başkan! Ne oluyor lan? Başkan! Asker geliyor. Çok kalabalıklar. Herkes ölmüştür. O zaman siz niye yaşarsınız lan? Hainler! Ben size kaçmak yok demedim mi lan? Kaldırın lan şunları. Tamam başkan. Ula komutan, çok zorlamışsın beni ama yolun sonuna geldin. Tertip, bir şeyler dönüyor. Ses yukarılardan geldi. Bence hainler burada. Agir denen hain kesiklaştı değil aslanlarım. Buralarda. Ama komutanım. Ya telsiz kestirmeleri? Bilmiyorum aslanım. Bilmiyorum. Komutanım. Ya Baran? O da sizin gibi vatanına hizmet ediyor. Bu kadar. Tamam mı? Kolla dövmeyeyim seni şimdi. Nasip işte. Nasip. Bu kaçıncı bey? Hep aynı rüyayı görüyorum. Küçükken de aynı rüyaydı. Şimdi de aynı rüya. Erkan'ım şehit olacak. Bak. Göreceksin, geri dönemeyecek. Rüyamda mezar yerini bile gösteriyor oğlum bana. Kendi elleriyle kazıyor mezarını. Bey, hiçbir şey bitmiyor. Erkan'ımın burası benim mezar yerim dediği yerde hiçbir şey bitmiyor. Hala mı inanmıyorsun bana? Allah hakkımızda her zaman hayırlısını versin. Böyle dua etmek lazım. Hadi oğlum hadi devam edin. Bismillah. Devam edin hadi. Devam edin. Ne var ne yok Tertip? Sağ ol. Hayırdır Tertip? Hiç. Uyku tutmadı da öyle geziniyordum ben de. Kolun nasıl oldu? İyi mi Tertip? Nasıl? Bizimkilerden haber var mı? Yok. Dursana. Geç Tertip. Geç.
Gelin. Gelin bakalım. Ula komutan. Ya sen ya ben. Buradan yalnız birimiz sağ çıkacağız. Ateş! Basın! Mevzi alın! Bu sefer kurtulamayacaksın hayır şerefsizi! Durmayın, manevra yapın! Gebertin ula hepsini, acımayın hiçbirine! Burası TC askerine mezar olacak! Adi herifler. Durmayın la, hemen yandan sizin. La ikiniz. Tamam. Hadi oğlum. Hadi. Erkan! Erkan dur! Çık. Erkan çık, gözünü seveyim ölme. Bari sen yaşa be. Komutanım vuruldum. Yukarıdayım komutanım. Ah Erkan ah. Tertip dayan. Sakın ölme Erkan sakın. Ula komutan. Boş yere adamların ölmesin. Bana sen lazımsın. Teslim ol, adamların kurtulsun. Boş boş konuşma hain. Çık girdiğin derinden. Gel adalete teslim ol. Köpek gibi ölüp gitme! Şerefsiz! Sakın ölme Erkan. Dayan ne olur ha? Hadi Erkan hadi! Tarık. Kolay kolay öldüremeyeceksiniz lan beni. Öldüremeyeceksiniz lan. Adamlarım ölmüştür. Kaçmam lazım. Komutanım Agiriti kaçıyor, peşinden gidiyorum. Dur aslanım Erkan, gitme dur. Gitme. Tertip gitme. Bari sen geri dön Erkan. Erkan. Asker. Buradan çıkmam lazım. Aa!
yılana Girit'i. Sabahı göremeyeceksin. Döktüğün kanda boğacağım seni. Labaran, cevap ver. Ben Agir. Cevap ver lan. Ula askere Boztepe istikametine gittiğimi haber ver. Acele et. Uzaklaştır lan şunları tepemden. Şerefsiz. Şerefsiz. Sattın lan bizi. Dur, bırak. Bırak. Bırak diyorum. Sattın bırak lan bizi. Diyorum, bırak. Ulan bıraksana. Bütün arkadaşlarım senin yüzünden öldü. Hayır. Neredesin be? Nerede? Hangi deliğe girdin? Gelme asker. Gelme. Git buradan. Ecelin mi çekil ha? Hepsi senin yüzünden öldü. Hain! Neredesin be hain? Nerede? Sen her şeye kadirsin. Sen mutlak olansın. Gücü her şeye yetensin. Allah'ım, kusurlarımızı, hatalarımızı affet. Bizi doğru yoldan ayırma. Allah'ım, oğlum Erkan'ım sana emanet. O senin kulun. Sen verdin, sen alırsın. Kullarını darda zorda bırakmazsın. Erkan'ımı düşmanın şerrinden, hain tuzaklarından koru. Onun için iyi olan, hayırlı olan neyse onu ver ya Rabbi. Amin. Git ulu asker, git. Yoksa ölürsün. Yok, yok, yok. Kaçmış hadi herif. Ne oldu aslanım? Her yere baktım komutanım. Hiçbir yerde yok. Kaçtı herhalde. He. Tamam aslanım. Hadi gidip diğer taraflara bakalım. Emredersiniz komutanım. Kurtuldum ola. Ola Baran. Cevap ver, ne yaptın? Hemen komutana söyle. Ben Boztepe tarafındayım. Boşuna uğraşma şerefsiz, gebereceksin. Döktüğün kanlarda boğulacaksın lan! Komutanım ben Tarık. Komutanım telsizci Baran hainmiş. Yerimizi teröristlere o bildiriyormuş. Tertip o şerefsizi kaçırma. Arkadaşlarımızın kanı onun ellerinde. Gebert o haini Erkan! Gebert o iti! Ne oldu aslanım burada? Çıkmam lazım buradan. Çıkmam lazım. Al.
Dur bakalım şerefsiz. Nereye böyle? Bittim lan ben. Kaldır ellerini. Komutan. At silahını. Seni ilk gördüğüm an gebertmeliydim asker. Bırak lan gevezeliği. At silahını. Bileyim sen. Ben çok asker öldürdüm. Agir, buraya kadar. At silahını. Bilirsen komutan. Elinde silahı olan silahla ölür. Tamam. Yorma artık kendini. Kanımı yerde bırakma derdim. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İbrahim ölme. İbrahim. Eşhedü en la ilahe illallah. Karaman. Eşhedü. Ölme derdim. Ölme ne olur. Abduhu ve resulü. Teslim ol şerefsiz. At silahını. Yoksa yersin mermiyi kafana. Bu iş burada bitmeyecektir. Geber! Erkan! 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 Erkan. Tabancası varmış komutanım. Tamam Hasan. Bitti artık. İyisin sen. Bir şey yok. Önce İbrahim. Sonra kahraman. Şimdi de ben. Hakkınızı helal edin komutanım. Hayır oğlum. Bu sefer olmaz. Sen yaşayacaksın. Tarık. Tarık çok üzülecek komutanım. Eşhedü en la ilahe illallah. Erkan oğlum. Ve eşhedü en la Muhammeden. Erkan. Abduhu ve Resuluhu. Erkan. Sadece Tarık değil aslanım. Bütün ülke üzülecek. Erkan. Erkan, şerefsiz ne oldu? Geberdi mi o it? Komutanım Erkan. Başımız sağ olsun aslanım. Erkan'ı kaybettik. Şehit oldu. Erkan. Erkan! Ne güzel hepiniz şehit oldunuz. Al bayrağı sarıldınız gittiniz. Ama ben gelemedim yanınıza. Sizlerle olamadım. Buralarda böyle çaresiz, yapayalnız kala kaldım. Ben de geleceğim yanınıza. Çok tatlı bir çocuktu ya.
Devamlı bir savunucum kılı. Yanım annem bir tane dedi yeneğine. Çok yalgın idi. Konuşukçuydu. Seveceğini de çok böyle şakaşama da çok severdi. Erkan çok iyi bir çocuktu. Küçükten yukarı. Çok terbiyeli. Anaya babaya saygılı. Acı bir laf hiç demezdi. 2 senelik mahsebeyi bitirdi ya, 4 sene okuyacağım anne dedi. Ben dedi bu taraflardan öde taraflara gider, kutsun tadı kesimlere derdi. Şimdi o zamanlar iş sıkıntısı vardı. Bu askerlik görevini yapayım, ondan sonra hem işe girerim hem de 4 yıla devam etme, hani yandan devam etme durumları da vardı o sıralar. Yani ben bunun şeyi düşeceğini hissederdim. Yani düşeceğini malum abile en aşı geri bilirdim. Yani çok acı çekerdim. Hatta bu da yatarken, bu da onun odasıydı. Yatarken ben onun başının üstünden 2 metre yamalık para. Çok şeyle yani bunun sedekası olsun, bunu Allah kurtarsın gibilerden çok dua ettim. Ama dua ederdim, o gece rüya görürdüm. Derdim yatmasın yani, uyumasam. Buraların acıklı rüyalar görürdüm. Buna hiç demezdim. Erkan'a da demezdim. Çok acı çektim. Bunun mezarını kesti gördüm. Ha şimdi yattığı yeri kesti gördüm. Kömleci hala durur o gömle olan bile. Küreğini kazmasını gittim yanına. Oğlum niye kesiyorsun mezarını dedim ona. Dedi ki anne dedi azire diyorum bunu dedi. Dedim oğlum o sonra demedi. Öldü bir küçük asker. Köye doğru uçtu. Yani orada anne ben şehit düşeceğim dedi. Azire diyorum dedi. Onu askere yolladım, çene şehit düşeceğini, hao, saatini bilirdim. 3 haftada bir telefon ediyordu. Mahrumiyet yeri olduğu için orası ve görevi de sıkı olduğu için 3 haftada bir telefon, cumartesi, pazar günleri. Başka yok, hafta ortasında telefon yasak. Her cumartesi, pazar evde telefon beklemek için nöbet tutuyordu. O sıra Ergan bir de telefon etti. Dedi ki anne dedi ancak 20 gün sonra telefon ederim. Ben dedi şeyi çıkarım, daha çıkarım biz dedi. 20 gün sonra ancak telefon ederim dedi. Ve geldi, o telefon günü geldi. Yani o 20 gün doldu. Uşağı o günü bir yere gitmeyecek. Yani telefon bekleyeceğiz ondan. Dedim ki bu şehit düşecek dedim. Çıktı ya dedim, bu gelemeyecek oradan dedim. Cumartesi günü bekledim. Yok dedim, pazar günü eder herhalde. İndim ahıra, ahırda. Erkan'ım, o anda Erkan'ım şehit düştü. Yani Erkan'ım kurşunladılar, şehitleri öldürme şeysini, çatışmaya girdi. O arada o kadar acı çırladım, o kadar acı çırladım ahırda ki bağırcırla hiç bir faydası yok. Giden gidiyor. Şehit babası olmak çok iyi bir duygu. Fakat dayanabilmek çok zor. Yani buna dayanabilmek çok zor. Şehit babası olmakla tabii gurur duyuyorum ben. Ama dayanmak çok zor. Çünkü boş zamanlarımda devamlı aklıma geliyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Sabahları ağlayarak uyanırım. Boş zamanlarımda aynı. Giderim ki tarlalara, gezdiği yerleri görürüm, ağlarım o şekilde. Şehit ölmez. Benim oğlum göründü bir ara. Anne dedi ben ölmedim. Ben geziyorum. Seninle her zaman gelirim. Seni görüyorum. Ağlama. Allah'ın takdiri neyse o oluyor dedi bana. Öğretmen Ali o az idi o zaman. Ha şimdi olsa bir şey daha çok garıplıkla çektiler yani. Çektirdi tutup uşaklarımızı istediği gibi yediremedim. İstediği gibi kezdiremedim. Köy yerinde inek bakmakla, tarlalarda etmekle. Sıra geldi bir makarnadan oturduk sofraya. Şehit annesi olmak çok iyi bir şey. Ama şehitlere, şehit oğlumuza layık olmak için de biraz emek çekmek lazım. Yani ibadetinde, Kur'an'ında kimseye şey yapamayacaksın. Uşaklarımızı yani istediğimiz gibi giydiremedik. İstediğini yediremedik. Vatan, millet, bayrak bunlar devleti meydana getirir. Zaten bunlara bağlı olan insanlar ayakta durabilir. Devleti meydana getirir. Eğer bunlar için çarpışmasa o devlet dağılır gider, ayakta duramaz. İnsanlar şehitlerin değerini bilsinler. Şehidin ne demek olduğunu bilsinler. Ve çocuklarını şehit veren ailelere sahip çıksınlar. Şehitlerine sahip çıksınlar.
Hasret büyür dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Sen olur.